bu ateşkes kararından herkes ne anlıyorsa onu yapıyor. Yani herkesin ne bildiğini okuyor. Yani gözüken tabloda gözüken şey o ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının bu ateşkes kararı metni oldukça muğlak ifadeler içeriyor. Dolayısıyla nereye çekerseniz, nasıl yorumlarsanız o şekilde oraya çekilebilen, o şekilde yorumlanabilen bir metin. Zaten yani üzerinden işte 72 saat bir süre geçmesine rağmen hala ateşkesin coğrafi ve örgütsel kapsamının ne olduğu konusunda bir mutabakatın oluştuğunu söylememiz mümkün değil. Ama şu var, yani özellikle Doğu Guta üzerinde yoğunlaşan rejim saldırıları nedeniyle sivillerin uğradığı kayıplar, çektiği sıkıntıların bir ölçüde giderilmesi, hafifletilmesi için Birleşmiş Milletler'e insani yardım koridorları açma ve buralara yardım ulaştırma yetkisi veriyor, görevi veriyor. Bu konuda bir tereddüt yok. Bu en net olan kısmı bu. Ancak coğrafi kapsam olarak tabii mesela Türkiye açısından önemli olan Afrin'in bu ateşkesin kapsamında olup olmadığı bir tartışma konusu. Gerek daha fazla sayıda önemli ülke bu ateşkesin Afrin'de kapsadığı görüşünde olduğunu açıklıyor. Henüz Türkiye çizgiye gelmiş değil. Türkiye ise Afrin'in bambaşka sahiplerle yürütülen, Afrin'e doğru yönelik operasyonun bambaşka sahiplerle yürütüldüğünü ve bu kapsamının olmadığını iddia ediyor. Ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği konusunda da yine metinde açık ifadeler yok. Bütün bu belirsizlikler raflarca doldurulmaya çalışıyor. İşte Rusya dün ilan etti, 5 saat sürelik bir aralar, çatışmalar aralar gibi. Bir de kimlerin ateşkes kapsamında olmadığı metinde zikredilmiş olsa, bu konuda mutabakat olsa da sahadaki grupların zaman zaman bu metinde kapsam dışı bırakıldığı ifade edilen IŞİD gibi, El-Kaide gibi, El-Nusra gibi ülkelerle zaman zaman birlikte hareket ettiğini işaret ediyorlar.